günümüzde çok bulunan bir hastalığa tedavi olabilecek belki de bir ilaç üretiyorsun. Tamam mı? Diyelim ki böyle bir şansın oldu ve böyle zeki ve yetenekli bir adamsın. Doktor öğrencisinsin ya. Şimdi paper'ın altında sırayla isimler yazılır. En üstte bir kere senin profesörün ismi yazılacak. Ardından onun altında çalışan doktorların ismi yazılacak. Tıbbi değil yani akademik doktorların ismi yazılacak. Ondan sonra yani profesör izin verirse böyle işte bir 5. 6. sırada da belki adın yazılır yani. Yani yazarlarsa da şanslısındır. Yani. O yüzden anasını sikeyim bilim dünyasının ya. Hani bu amcanın şeyini çalmaları falan fasafiso. Evet, bu kadar değer, bu kadar çalışma, bu kadar emek verdim buna, bedel ödedim, 8 tane çocuk, bir eş. Hani hiç kimse benim gibi böyle özverili bir şekilde bu olayların üzerine gitmedi, astronomi üzerine. Astronomi. Hani konuştursalar var ya, insanlar çok ilginç şeyler öğrenir ama genelde rançların işine gelmiyor. Ki adam senden alıyor götürür, kendisi kendi babasının malıymış gibi anlatıyor. Anlatabilse de. Ben bunu kalkıp desem ki, valla kardeşim. Mezzezir olayı, Galile yanıldı, Newton yanıldı. Evet dediler, ay ama ay bir yanılgıydı. Aslında doğru bir yön de gösteriyor. Fakat bunlar yanıldılar. Doğruluk nedir peki? Ne bileyim artık bunları. Aslında bu konulara girmek isterken düşüncenin içine çıkmak istemiyorum. Aklıma şey geliyor böyle bilimde genelde şey vardır ya 50 yıl sonra falan bu adam dayı öldükten sonra dayının ismi geçiyor böyle literatürde falan. İşte Türkiye'de Diyarbakır'da bilmem ne köyünde bir dayı vardı. Onun başlattığı araştırmalar yolundan çıkarak işte Newton'un aslında yanıldığını bugün %100 olarak kanıtlamış oluyoruz. Ruhun şad olsun falan ama dayı böyle sefalet içinde falan tövbe estağfurullah. Yani durumu nedir bilmiyorum ama anladınız siz muhabbeti. Yani büyük düşünürlerin çünkü bilimle filozofi iç içedir. Önce düşünceyle başlar, filozofiyle başlar, sonra deneysel kanıtlamalarla ilerlersin. Büyük düşünürlerin sonu hep öyle oluyor nedense. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki güvenlik operasyonlar dün itibariyle sona Yak bir erdi. tane. Sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi 179 terim. Sur olaylarında işte buralarda başladılar önce. İşte hendekler kazdı. Ondan sonra buradan kalkıp işte Hasırlı bölgesine geçtiler. Dört ayaklı minareden aşağı. Olaylar orada cereyan etmeye başladı. Zaten en büyük olaylar da orada oldu. Oralar artık hepsi yıkılıp dümdüz arsa haline geldi. Olaylarda işte oğlum telefon etti, baba uçak biletini almış. Dedim gidip geleceğim. Ben gittim bir 15 gün kaldım, hemen Sur olayları başladı, yasaklar başladı. Artık ben de gelemedim. Ondan sonra işte geldiğim zaman ev darmadağın, teleskop, öyle şey, televizyon. Tarih ve böyle oldu işte. Ne yapalım? Ben hiçbir şeyime üzülmedim. Sadece teleskopa üzüldüm. Yani gerçekten de ben astronomide olmazın olmazıdır yani. İlle de teleskop şarttır. İnsanı yönlendiriyordur teleskop. Jüpiter'in fırtına kuşaklarını görebiliyorsunuz. Uydularını görebiliyorsunuz. Birkaç tane uydusu. Satürn'ün şekil itibariyle görebiliyorsunuz. Çevresinde bir iki tane uydusunu görebiliyorsunuz. Sadece ayın yüzeyindeki kraterleri falan net olarak izleyebilirdiniz. Bu teleskopun bağlama kelepçesidir. Onu kırmışlar. Zaten vururken kırmışlar. Bu da aynasıdır. Vurdukları zaman ayna fırlamış yerinden. Başka tarafa gitmiş onlar da. ESC'de oyun durmuyor. Gerizekalı. Vallahi maddiyeti de alamıyorum. Ben şimdi bir teleskop yani nereden baksan 4.500 dolardan başka aşağı değildir.
Bunun mümkün değil. Zaten müracaat ettim. Zarar ziyat tespitine müracaat ettim. Birbirlerine topatla. O dedi ona, o dedi ona git. Ona gittim, o dedi ona hadi değil, o bana göndere. Öbürüne gittim, o dedi ona hadi değil. Baktım birbirine düşecekle ben vazgeçtim. Ne yap? Hiçbir şeyi önemsemiyordum. Fakat bu son zamanda demek yaşlıktan olsa gerek. Bunları artık önemsiyorum ve uzaklaşıyorum düşüncede. Ve diyorum ki işte düşünceden tamamen uzaklaşmadan bu bilgiler bir yerlerde kayıtlara alınsın. Yazıktır. Tam metnine anlatılabilsin. Teleskop halledilmiş bu arada amcanın. Birileri için bir basamak oluşturalım. Onlar da gelin de bir başka basamak oluştursunlar insanlar için. Böyle gerekli. Yapan kimse yok. Allahümme sabrı ya Rabbi. Çok şükür. Tasavvufta öyle bir konuma geldik ya. Ruhun beden üzerindeki hızını tespit edebilecek. Kime söylesen diyecek. Sen delisin be. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Chat'ten birisi şey yazdı. Bilime olan nefretini seninle konuşmak isterim dedi. Arkadaşlar ben Almanya'ya gerçekten hani içimde büyük bir coşkuyla bilim öğrenmeye, bilim yapmaya gittim, tamam mı, vaktinde. Çok büyük coşkuyla gittim gerçekten. Ben orada Wilhelm Ostwald'ın, yani dünyada fiziko-kimya kürsüsünü ilk açmış adamın ders verdiği kürsüde derse girdim. Tamam mı? İnanılmaz heyecanlıyım. Böyle kıpır kıpırım. İnanılmaz. Yani anlatılan her şeyi içime sokmak istiyorum. Öyle bir aşk vardı içimde. Nitekim fiziko-kimya en iyi dersimdi. Çok inanılmaz keyif alıyordum yani. İnanılmaz. İnanılmaz keyif alıyordum. Bölüm birincisiydim fiziko-kimyada. Çok yaşlı bir hocamız vardı. Sonra zaten emekli oldu. Biz ikinci sınıfa geçtiğimizde, pardon, üçe geçtiğimizde emekli oldu. Özür dilerim. Hoca dedi ki dönem sonunda, ya Ahmet dedi, ben senin dedi Doktor Fahtar'ın olayım mı? Doktor Fahtar da yani benim altımda doktora yapmak ister misin ileride? Dedi. Çok heyecanlandım. Döndüm, dedim ki ya Herman hocam dedim. Ben dedim diğer derslerde hep kalıyorum. Böyle çok açık yeşil gözleri, yaşlı, böyle kazak giyen bir adam düşünün. Sadece kazak giyerdi gömleğinin üstüne ve el yazısıyla tahtada anlatırdı. Bir tane PowerPoint yok. Bok gibi bir el yazısı ama. Nasıl bok? O adam sayesinde kötü olan matematiğim de düzeldi. Çünkü ben matematiği hiç sevmezdim. Onun sayesinde ileri matematik de öğrendim biraz. Sırf fiziko-kimyaya aşkımdan. Adama ben dedim ki ya hocam dedim ben diğer derslerden kalıyorum. Hiç beceremiyorum diğer dersleri dedim. Şöyle bir baktı. Nasıl kalıyorsun ya dedi. Hocam dedim. Diğer dersler dedim. Ok gibi geçiyor benim için. Hiç keyif almıyorum dedim. O da şöyle ikinci dönemde organik kimya görüyoruz, tamam mı? Organik kimya da çok hoşuma gitti. İnanılmaz hoşuma gitti organik kimya. Ama organik kimya karbonun etrafında döner. Yani karbon ve bağları üzerinden gider. Ya benim dikkatimi devamlı nitrojen çekiyor. Nitrojen de çok ilginç bağlar yapabilen bir element. Nitrojen de böyle karbon kadar şey olmasa da, prominent olmasa da nitrojen de çok taşaklı bir element. Ve ben hani oturduğum yerden şey düşünüyorum. Ya işte bizim organik kimyamız karbon bazlı, ne bileyim, evrenin bir yerinde bir canlı varmış. Farklı fiziksel koşullar altında, farklı kimyasal koşullar altında belki de nitrojen bazlı bir canlı olabilir mi diye kendi kendime düşünüyorum böyle, tamam mı? Böyle düşünüyorum falan. Bir gün dersin sonlarına geldik işte. Hocaya dedim ki, hocam dedim ya,
Dedim orada bir yerde belki uzaklarda bir yerde nitrojen bazlı bir canlı var mıdır dedim. Nitrojen azot evet. Almancası da Stickstoff. Hoca dedi ki salak mısın oğlum böyle şey olabilir dedi. Taşak geçti lan adam ben. Adam benimle taşak geçti. Koca sınıfın önünde. Tamam mı? Adam benimle taşak geçince moralim çok bozuldu. Dedim ki yani şeye bozulmadım yani. Orada utanmadım. Anladın mı? Yani moralim şeye bozuldu. Ya dedim bunlar bu kadar mı kapalı? Hani hiç düşünemiyor muyuz? Hani düşünsek belki zorlasak belki de böyle bir teori atılabilir ortaya. Neden olmasın? Çünkü Samarkand. başlangıçta dedim ya filozofiyle iç içedir bilim. Önce filozof düşünür, sonra deneylerle birlikte bilime aktarır. Yok abi o bu yüzyılda kalmamış işte. O yüzden hocam benimle taşak geçti. Mikrobiyoloji hocamız vardı. Kadın ağır Hristiyan. Ama nasıl ağır Hristiyan? Yani ben hayatımda daha ağır Hristiyan bir insan görmedim. Neyse bu Avrupa Birliği'nin şey komisyonunda. Avrupa Birliği'nin böyle bir komisyonu var. Şey kararları çıkarıyorlar işte. Atıyorum fetüsün kaçıncı ayına kadar deney yapılırsa insan üzerinde deney yapılmış sayılmaz gibi bir komisyondalar. Kadın da kanser üzerine araştırma yapıyor. Yani fetüslerle çalışmak zorunda bir nevi. Ananın amıymış Alfred. Fetüsler üzerinde çalışmak zorunda bir nevi yani kadın. Tamam mı? Ben şu Alfred'i bir yatırayım. İnanılmaz Hristiyan'dı ama gitti o şuradan Avrupa Birliği şurasından fetüsler üzerinden çalışmayı izin verecek şekilde bir karar çıkarttırdı. Ben de şey demiştim okuldan ayrılırken, hocam hakikaten muhteşem Hristiyanmışsınız Allah arttırsın demişti. Dur oğlum. Ben seni bir mutlayayım Alfred.